Şebeke bizim içme suyu depolarımızla evlere, hanelere giden hatlarımıza, imar yollarından, mahalle aralarından geçen yollara biz şebeke diyoruz. Yani suyu şu anda Gözeler'den aldık, depoya getirdik. İhsal hatlarımızı bitirdik. 56 kilometreye yakın ihsal hattı yenilendi. Bu kısma biz ihsal hattı diyoruz. Bunların çapları da büyük, basınçları da büyük. Ama depolara getirdiğimiz suyu evlere götürüyoruz. Çok basit bir mantıkla bu aradaki şeyi biz şebeke diyoruz. Yaklaşık 194 kilometrelik bir şebeke. İnşallah. Şu anki yerlere çıkacağımız kısım. Ve bu haliyle artık asbest borulardan kurtulacağız. Döküm borular var, bunlardan kurtulacağız. Ve PVC borular var, bunlardan da kurtulacağız. Şehrin %90'ını içerecek neredeyse bu oranda bir değişimi sağlamış olacağız. Bu merkezden dışa doğru dış mahallelerimizde inşallah toparlayıp bunları da biz aşama aşama değiştireceğiz. Yüksek dans steli polietilen borularla artık değişmiş olacak. Tabii kanalizasyonu geçirdik. Kanalizasyonumuz bitti. Eksik olan yerler, ikinci kısım olanları biz başladık, yapıyoruz şu anda. Suyu kanalizasyon müdürlüğümüz devam ediyor. Bunlar dış mahallelerde. Su da böyle bir şey. Kanalizasyondan kaynaklı tabii içme suyunu peş peşe ya da birbiri üstüne bindiremedik. Malumunuz pandemiden dolayı bu süreç böyle oldu. Bu kısım, şebeke kısmı bugüne kadar sarkmasının temel sebeplerinden bir tanesi pandemidir. Arzumuz ikisini bindirerek bitirmek, yapmak. Bir kere tamirat da yapmadan içme suyunu da bitirdikten sonra kalan kısımları sökerek, yani asfalt parke ise parke tamamını söküp tamamını asfalt, tamamını parke yapmak, kaldırımları da yenilemekti. Bugün ne kadar tamiratlarımız devam etti, hala devam ediyoruz, bırakmadık. Çünkü kış vatandaşımıza çamur, toz ve çukur külfetinden kurtulmak için devam ediyoruz. Bunun bedeli bize çok yüksek oldu maddi anlamda ve iş gücü anlamında. Ancak bugün beklediğimiz, inşallah şu an süreçlerini planladığımız ve bunun bir parçası olan bugünkü toplantımız sonrasında içme suyunu başlatıp inşallah gördüğümüz o yamaların hepsini ortadan kaldırıp Niksar'ımızda pırıl pırıl kaldırımlar ve yollarımızda sıfır asfalt olacak şekilde planlıyoruz. Onun öncesi inşallah son dokümantasyonumuzu da bugün bitireceğiz. Ben tekraren katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.